Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman ayetleri programında Bakara suresi 194-196. ayetler arasını değerlendireceğiz. Allah-u Teala burada şehri haram ve hac, umre bunlarla alakalı bazı meseleleri bize bildiriyor. Şöyle ki, Eşşehrül haram bir şehril haram. Haram ay haramaya mukabildir. Vel hurmatu gısas, hürmetler, bu e, hürmetleri çiğnemek kısasa tabidir. Femen aleykum artık e, size karşı kim haddi tecavüz edecek olursa fa'tedu aleyhi bi misli ma'te de aleykum onlar nasıl size haddi aşmışsa siz de onlara mukabelede bulunun. Vettakullah ve Allah'tan korkun. Ve alemu ennallaha ma'al muttaqin ve bilin ki Allah müttakilerle beraberdir. Haram ay e, Allahu Teala'nın kendisinde savaşı haram kılmış olduğu ay. Hz. İbrahim'in dininde bu böyle ve e, Araplar e, genelde Hz. İbrahim'in dininden etkilenmişler. İslam öncesinde de bu var. Dolayısıyla e, kitaplarımızda ifade edildiği gibi öncekilerin e, dini, Allah'ın gönderdiği dini nesedilmediği sürece bizim için de hüküm getirir. Böyle olunca e, İslam öncesindeki Allah'ın koymuş olduğu bu hüküm yürürlükten kaldırılmadığından dolayı Peygamberimiz döneminde de yine yürürlükte. İşte e, sahabelerden Abdullah bin Cahş önderliğinde bir seriye e, Peygamberimiz tarafından bir yere gönderiliyor. Bunlar keşif gayeli olarak gönderiliyor. Orada olup bitenleri rapor edip gelecekler. Ancak e, oraya vardıklarında e, bir kervana da müşriklere ait bir kervana e, işte bir saldırı yapalım yapmayalım e, kendi aralarında konuşuluyor. Haramay girmiş midir girmemiş midir? Bunun da kendi aralarında yine bir tartışması var. Girmemiştir kanaatıyla o kervana saldırıyorlar ve ganimet olarak da onun mallarını, müşriklerin mallarını getiriyorlar. Ancak müşrikler bunu dillerine dolayıp işte Muhammed hem haktan, adaletten söz eder, Allah'ın kanununa uymaktan söz eder ama öte yandan onun adamları haram ayı çiğnediler. Allah'ın haram kılmış olduğu aya hürmet etmediler. Bu mealde ileri geri konuşmalar oluyor. Allahu Teala ee, bu gibi ayetleriyle onların daha önce çiğnemiş oldukları haram ayın hürmetine mukabil eee işte haramaya mukabil haram ay karşılıklı bir kısas söz konusudur. Bu mealde ayet kerimede bildiriyor. Femeni ate aleykum artık size karşı kim haddi aşacak olursa haramayda ayda du <laughs> siz de ona karşı mukabelede bulunun. bir mislime ate aleykum yani e, misliyle aşırı gitmek yok. Onlar nasıl haramayın hürmetini çiğnemişlerse buna mukabelede bulunmak da caiz oluyor. Vettegullah ve Allah'tan korkun. Yani e, haddi aşmayın. Ve mu ennallaha mal muttakin ve bilin ki Allah müttaki olanlarla, takva sahibi olanlarla beraberdir. Ve infigu fi ve Allah yolunda infak edin. Ve la tulgu bi eydikum ile tehlike kendinizi kendi ellerinizle tehlikeye atmayın. Burada Allah yolunda infak edin. Kendi elinizde kendinizi tehlikeye atmayın. Acaba infak etmekle kendini tehlikeye atmak arasında ne gibi bir alaka var? Alimler bu konuda genelde şuna dikkat çekiyorlar. Allah yolunda infak edilmediği zaman o toplum tehlikededir. Çünkü toplumda bir yanda zenginler var, diğer tarafta fakirler var. Zengin olanlar Allah'ın onlara verdiği imkanı müspet yönde fakirler lehine kullanmakla mükellef. Eğer e, bu şekilde infakta bulunmazlarsa zenginle fakir arasındaki uçurum daha da artacak. Bunun neticesinde toplumda pek çok olaylar, pek çok sıkıntılar meydana gelecek. İşte Allah yolunda verildiğinde o gibi tehlikelerden insanlar kurtulmuş olacak. Demek ki infak ile kişinin kendini tehlikeye atması arasında bu manada bir e, münasebet var ve bir alaka var. Tabi Allah yolunda vermek bu zaten dinin bize yüklemiş olduğu önemli görevlerden birisi. Allahu Teala dilemiş olsaydı bütün insanlar zengin olurdu. Kimsenin kimseye ihtiyacı olmazdı. Ama Allahu Teala denemek istiyor. Bakalım zenginler nasıl yapacak, fakirler nasıl yapacak? İki tarafta bununla deneniyor. Ve e, fukarayı sabirin, agniyayı şakirin, sabreden fakirler ve şükreten zenginler. İslamiyet e, bu şekilde onları terbiye ediyor. Fakir, fakirliğinden dolayı e, kadere isyan etmiyor. Fakirliğinden dolayı kendini yiyip bitirmiyor. Haline sabrediyor. Ve günün birinde zengin de olabilir, önü açıktır. Öte taraftan İslam ölçüler çerçevesinde baktığımızda zengin olan bir kimse kendi keyfine, kendi zevkine düşkün olmak yerine Allah'ın ona vermiş olduğu imkanı müsbet yönde değerlendiriyor, fakirlerle paylaşıyor. Ve böylece ortaya huzurlu, dengeli bir toplum çıkıyor. Bir de sebebin üzül itibariyle baktığımızda bu ayet-i kerime ile alakalı Ebu el ensarinin şöyle bir rivayetini görüyoruz. Ebu el ensari diyor ki bu ayet-i kerime bizlerle alakalı indi. Bizler Ensar olarak yani Medineli Müslümanlar olarak Hazreti Peygamber aleyhissalatü vesselamın yanında bulunduk. Ona bütün gücümüzle destek olduk. Ne zaman ki artık Mekke fethedildi e, Müslümanların imkanları arttı. Böyle bir ortamda bizde bir gevşeklik başladı. Artık Allah'ın yardımı geldi. İslamiyet muzaffer oldu. Biz kendi işlerimize dönsek de olur. Bir kısmımızın tarla işi, bir kısmımızın esnaflık işi. O işlere dönmeyi, kendi halimizde yaşamayı tercih etmek gibi bir durum oldu. Böyle bir ortamda bu ayet-i kerime e, nazil oldu buyuruyor. Yani siz Allah yolunda infak edin, Allah yolunda mücadele edin ve e, kendinizi kendi elinizle, tehlikeye atmayın. Çünkü Allah yolunda cihad etmemek, Allah yolunda bir gayret içinde olmamak kişinin kendi eliyle kendini tehlikeye atması. Ebu Eyyub el Ensari ayet-i bu manada değerlendiriyor. Bir de doğrudan lafzına uygun manada yani kendi elinizde kendinizi tehlikeye atmayın. Mesela adeta göz göre göre ölüme gitmek. Bu gibi durumlarda da bu ayet-i kerimeyi değerlendirebiliriz. Ayet-i kerime bu gibi manaları da ifade etmektedir. Malum Kur'an-ı Kerim'de işte bir Müslüman 10 tane müşrike bedel olarak nazara veriliyor. Ama daha sonra Allah sizde bir zaaf gördü diye bu bire iki yani diyelim bir taraf 100 kişi ise diğer tarafta 200 kişi bu durumda Müslümanlar her ne kadar müşrikler onların iki katı da olsa onlarla savaşmakla mükellef. Ama diğer tarafın sayısı fazla olduğunda daha başka tedbirler düşünülebilir. İşte bir tarafta yüzde yüz ölüm gibi bir durum varken kendini oraya atmak bu da uygun değildir. Bu manada da değerlendirilebilir. Bu yönüyle de ayet-i kerime ele alınmıştır. Ancak bazı özel durumlar olur, fedakarlığı gerektiren durumlar olur. Orada %100 tehlike de söz konusu olsa, eğer bir kişinin kendini feda etmesiyle geride kalanlar çok büyük bir e, muzafferiyeti elde edecekse veya galip gelmek bazılarının fedakarlığına dayanıyorsa orada kişinin kendi eliyle kendini tehlikeye atması e, ayet-i kerimenin şumulüne girmez. O bir fedakarlık olur. Şehadet mertebesini e, elde etmiş olur. Mesela Çanakkale Savaşı'nda tümüyle... E, böyle şehit olan e, o taburdan o alaydan kimsenin geri kalmadığı durumlar var. E, bile bile göz göre göre ölüme gidiyorlar. Onların ölmesi geride kalanların yaşaması anlamına gelecek. Böyle bir fedakarlığı yapıyorlar. Tabi din bunu reddetmez ve bunu şehitlik olarak bize bildirir. Valemu enallahu mal muttaqin ve bilin ki Allah müttaki olanlarla beraberdir ve ayetin devamında ve ahsinu iyilikte bulunun, ihsanda bulunun. Yani Allah yolunda ikram etmek, Allah yolunda ihsanda bulunmak, infak etmek bunlar dinin bize bildirmiş olduğu emirlerden. İnna Allaha yuhibbul muhsinin şüphesiz ki Allah muhsin olanları sever. Yani iyi işler yapan, güzel işler yapanları Allah sever. Bir de Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın İhsan eh, ihsan kelimesine yüklemiş olduğu bir mana var. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ihsanı şöyle tarif ediyor. El ihsan en tabudallah ke enneke terahu. İhsan Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmendir. Fe illem tekun terahu fe innehu Her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni görüyor. İşte iman, İslam, ihsan bunlar ardarda arda üç merhale. İnsan Önce imanla, kuvvetli bir imanla mükellef. İman e, ibadet etmeyi gerektirir. Ben Allah'a inanıyorum diyen bir kimse elbette Allah'a ibadeti de yapması gerekir. E, e, i̇man bunu iktiza ediyor. Ve ibadeti yaptığında da ihsan mertebesinde yapmak. Yani sadece bir şekil olarak mesela namaz kılarken e, şekil olarak rüküye varmak, secdeye varmak değil. Bunu derinlemesine hissetmek doğrudan Allah'ın huzurunda olduğunu fark ederek bu şekilde ihsan mertebesinde yapabilmek. Bu ibadetin çok daha üst düzeyi. Allah yolunda cihatta da kişi elbette ihsan mertebesini elde ettiğinde canını Allah yolunda vermekten çekinmeyecektir. Ve e, Allah'a kavuşmayı canına minnet bilecektir. Ve etimmul hacce vel Hac ve umreyi Allah için tamamlayın. Hac malum ömürde bir defa farz olan bir ibadet. Umre ise e, değişik zamanlarda yapılabilir. E, farz değildir, e, sünnettir. Onun da kendine göre faziletleri var. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam hac ve umre ile alakalı şöyle buyuruyor. Hac ve umre için e, gidenler Allah'ın misafiridirler. Ve Allah onlara ikramda bulunur ve onlar dua ettiklerinde dualarını kabul eder eee mağfiret dilediklerinde Allah onları mağfiret eder. Bu açıdan hacca ve umreye giden kimseler gitmiş oldukları beldelerin temsilcisi durumunda. Diyelim bir köyden bir kişi hacca gitti. Sanki bütün köyün temsilcisi. Bir mahalleden bir kişi umreye gitti. Sanki bütün mahallenin temsilcisi. Ve nasıl ki bize biri misafir geldiğinde imkanlarımız çerçevesinde ona ikram etmek isteriz. Ee, ama Allah'a misafir olduğumuzda artık Cenab-ı Hakk'ın ikramına bir hat yoktur, bir sınır yoktur ee, Bu şekilde hac ve umreye gidenler Cenab-ı Hakk'ın özel inayetine, özel ikramına mazhar oluyorlar Bir başka açıdan baktığımızda aslında dünyada yaşayan herkes e, Cenab-ı Hakk'ın bir misafiridir Hepimiz Rahman tabir edilen Rahman'ın misafirleri durumundayız ve mihmandarımız olan Allahu Teala hepimize e, ikramlarda bulunuyor. Ama hac ve umre için gidenlere daha özel bir ikram var. Bunu ifade ederken belki de e, izleyenlerimizden bir kısmı bu bize nasip olmadı, belki de nasip olmayacak üzülebilirler. Bu noktada ben şu hadisi hatırlatmak istiyorum. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. İnnemel amalü bin niyat, ameller niyetlere göre. Ve bir başka hadiste şöyle buyuruyor. Niyetül mümin hayrun min amelihi. Müminin niyeti amelinden hayırlıdır. Dolayısıyla bir kimse eğer gösteriş için hacca gitmişse, umreye gitmişse, yani falanca hacca gitti, hacı oldu, umreye gitti desinler diye gitmişse, Allah'tan bekleyeceği bir sevap yoktur. Allah için değil, turistik bir seyahat gibi gidiyor. Ama hac ve umreye gidemeyen bir kimse, Oraların böyle aşkıyla dop dolu, imkan olsa hemen gidecek. Bu kimse sanki gitmiş gibi Allah katında sevap kazanır. Nitekim bazı hadislerde e, hacca umreye gittiği halde bunun sevabını göremeyen kimselerden bahsedilmiştir. Çünkü Allah için gitmemişler. Bir de hac ve umreye gitmediği halde amel defterinde bunun sevabını da gören kimselerden bahsedilmiştir. Çünkü e, bunlara imkan verilseydi gidecekti. Tabi niyetimiz oralara gitmek olacak. Oraları görmek. Vahyin nazil olduğu, ilk nazil olduğu işte Mekke, Kabe yeryüzündeki ilk kutsal mabet Kabe'yi görmek. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın 53 yılının geçmiş olduğu Mekke'nin havasını teneffüs etmek. Oraya gittiğimizde o mukaddes mekanları Hz. İbrahim'in yaşadığı oğlu İbrahim'i, hanımı Hacer'i e, oğlu İsmail'i hanımı e, Hacer'i bırakmış olduğu o mekanları bir zamanlar ıssız bir mekan, kimse yok ama Allahu Teala oraları şenlendiriyor. Oradan çıkan Zemzem'in öyle bir olay ki e, diyelim 3000 yıllık bir olaysa 3000 yıldan beri e, durmadan akıyor ve o kadar insanlara kafi geliyor ve incelendiği zamanda, da tahlil edildiği zaman en müba en mübarek bir su. İşte insan bunları oraya gittiğinde görecek. Allah için Kabe'nin etrafında tavaf edecek. Çünkü kainatta zaten bir tavaf var. Ay dünyanın etrafında tavaf ediyor. Dünya güneşin etrafında. Güneş samanyolu galaksisi içinde bir yörüngede bir tavaf halinde. Makro alemde böyle olduğu gibi mikro aleme baktığımızda her bir atomun merkezinde çekirdek var. Etrafında dönen elektronlar var. Onları da temsilen kişi orada tavafını yapacak. Elektronlar farklı yedi şekilde diziliyorlar. O kimse de işte tavafı yedi defa yapmak suretiyle kainattaki bu gibi sırlı kanunlara da riayet etmiş olacak. Ve bu yedi tavafla belki yedi sema katını manen aşmak, manen kendini doğrudan Allah'ın huzurunda görmek bu gibi manaları yaşayabilecek. Bundan dolayı hacca gidenler velev ami avamdan da olsa bir nevi velayet makamını elde ediyorlar. Allahu Teala onlara e, özel bir ikramda bulunuyor. Ve e, hac ve umreye geldiklerinden dolayı onları e, eli boş göndermiyor. Hatta mesela e, hac için gidenler e, Arafat'ta vakfeye durduklarında Günahlarından böyle arınmış oluyorlar. Üzerlerinde zaten beyaz elbise var. Beyaz elbise temizliğinde bir sembolüdür. Ve iç dünyaları temizleniyor. Günahlar ruhumuzda e, siyah bir kir durumunda. İşte e, Arafat'ta vakfeye duran kimseler o siyah günah kirlerinden temizleniyor. Ve böylece oradan arınmış oluyorlar. Ve bu arınmanın neticesinde tekrar memleketlerine geldiklerinde, ülkelerine döndüklerinde daha tertemiz bir hayatı devam ettiriyorlar. Arafat'ta vakfeye durup da acaba benim günahlarım affolmuş mudur gibi bir tereddüt içinde olmak caiz değilmiş. Arafat'ta vakfeye durma nimeti bir kimseye bahşedilmişse geçmişe ait günahları temizlenmiş oluyor. Gönlü bu noktada rahat olmalı ama geriye döndüğünde tekrar kirletmemeli. E, tertemiz bir hale gelmiştir. Tertemiz bir şekilde hayatını devam ettirmeli. İşte haccı ve umreyi Allah için tamamlayın. uhsırtum <laughs> eğer e, muhasara edilecek olursanız bir takım engeller olabilir. femesteysera minel hediy oraya kurbanlık olarak e, takdim edileceklerden kolayınıza gelen e, geleni yaparsınız. la tahligûru úsakum başlarınızı tıraş etmeyin. Hatta yebluvel hedyu mahille o kurbanlıklar mahalline varıncaya kadar başınızı tıraş etmeyin. Bunlar hacla alakalı, umre ile alakalı bir takım esaslar. Femen kâne minküm meridan sizden her kim hasta olursa evbihi bihi veya başında bir rahatsızlık varsa yani başında yara olabilir, tıraş olmaya engeldir. فَفِدْيَتُمْ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَ اَوْ نُسُكُ Böyle bir durumda ya oruç tutarak veya sadaka vererek veya ibadet yapmak suretiyle bu şekilde veya kurban kesmek suretiyle bir fidye gerçekleşecektir. Fidye ile bunu telafi edecektir. فَاِذَا <laughs> emintum Ve emin olduğunuzda فَمَنْ تَمَتْتَ عَبِلْ umre ile الْحَجْ Artık umre ile beraber haccı Tem tema temettu yapan kimse femesteysera minel hadi kendisine kolay gelir bir şekilde kurbanlığını oraya bağışlayacaktır. Femen lem yecit kim de bunu bulamazsa fasiyamu thalathati iyam fil hac hacda e, üç gün oruç tutacak ve sab'a idracatum ve döndüğünde de e, döndüğünüzde de 7 gün tilki asharatun kamile bu toplam tam 10 gün. Burada adeta Allahu Teala avama yönelik bir şekilde toplamayı da öğretiyor ve aynı zamanda metnin böyle yanlış anlamaya müsait olmaması. Yani 3 e, gün hacda e, işte 7 günde dönüldüğünde 7 gün dönüldüğünde denildiğinde acaba evvelki 3 bu 7'ye dahil mi hatıra gelebilir? Devamında tilki aşaratun kamile tamamı 10 gün tam 10 gün demek suretiyle e, yanlış e, anlamaları da önlemiş oluyor. Demek ki bu gibi metinler yanlış anlamaya müsait şekilde olmamalı. Gayet net bir şekilde ifade edilmeli. Böyle bir metodu da Allahu Teala e, bize bildiriyor, gösteriyor. Velik <laughs> limen lem yekun ehluhu hadiril mescidil Haram. Bu eee Mescid-i Haram'ın ahalisinden olmayanlar içindir. Yani Mekke'de yaşıyorsa onların durumu farklı. Dışarıdan gelenler için hüküm bu şekildedir. Vettegullah Allah'tan korkun. Allah'tan korkun derken yani takva sahibi olun. Günahlardan uzak kalın. Allah'ın emirlerine, yasaklarına riayet edin. Bütün bu manaları ifade etmektedir. Yani takvanın başlıca üç mertebesi var. İşte şirki terk, günahları terk bir de masivayı terk, şirki terk, insan şirksiz bir şekilde Allahü Teâlâ'ya iman etmeli, sonra günahları terk, günahlar ruhumuzda manevi kirlerdir, İnsan bunlardan uzak kalmalı, bir de masivayı terk, yani dünya ahiret bunları asıl gaye yapmadan doğrudan Allah'a yönelmek. Bir kimse cenneti kazanmak için ibadet yapmaya çalışsa, bu yine makbuldür. E, teşviktir ve caizdir. Bunda bir problem yok. Ama asıl ideal olan Allahu Teala'ya Allah olduğu için ibadet etmek. Yani cehennemden kurtulmak, cenneti elde etmek bunlar da hatıra gelebilir ama asıl ideali ne cennet sevdası ne cehennem korkusu olmaksın doğrudan doğruya Allah'a müteveccüh olmak. Allah Allah olduğu için ibadeti yapmak. Vâlemu ve bilinki enallahu şedidül ikab Allah cezası çok şiddet olandır. Yani Allah cezalandırdığında çok şiddetli bir şekilde cezalandırır. Onun cehennem gibi ebedi bir azap mahalli de vardır. Kendini tanımayan, şirk, günah içinde olan kimseler için böyle bir ceza mahalli bulunmaktadır. Dolayısıyla Allah'a karşı gelmekten sakının. Çünkü onun cezası çok şiddetlidir. Cenab-ı Hak hepimizi Allah için Hac Umre'ye muvaffak eylesin. Ve Allah yolunda mücadele ile e, vaktimizi değerlendirmeyi hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.